hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Melek, baba geldi kızım. Buyurun. Lamia yok mu? Yok. Baba. Ah. Canım. Gel. Canım. Melek. Nerede Lamia? Sette mi? Ay yok. Cemil Bey'i görmeye gitti. Otursanıza. Yok, ben öylesine uğramıştım. Oturun canım. Ben ararım şimdi. Gelir hemen. Peki. Gel kızım. Lamia, neredesin canım? Havaalanındayım. Havaalanında mı? Ne işin var havaalanında? Cemil gidiyor abla, gidiyor. Belki de bir daha hiç göremeyeceğim onu. Kapatıyorum. Yetişmem lazım. Bir mucizeydin hayatımda. Şimdi sana sahip olabilmem için bana mucize gerek. Hoşça kal. Abla, yetişemedim. Ya. Hay Allah. Cemil gitti. Gözümün önünde kalktı uçağı. Son bir defa göremedim, uğurlayamadım. Sağlık olsun. Kenan Bey burada seni bekliyor. Beklemesin hiç. Söyle eve gelmeyecekmiş de. İyi, iyi. Melek'le oturuyorlar. Yanında mı? Aa, ya! Bugün onunla ne görüşecek, ne tartışacak halim var. Söyle, başka işleri de varmış, gelemiyormuş de. Ha, tamam. Tamam canım, oldu. Ne olmuş? O gidene kadar uçak kalkmış, yetişememiş. Geliyor mu? Yok. Çalışacakmış o bugün. Oradan sete gidecekmiş şimdi. Kahve yapayım, içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. İyi. Bu... Gel kızım. Affedersiniz. Aa, buyurun Lamia Hanım. Şimdi kalkan Zürih uçağı kaçta varır acaba? 12.30 kalkışta değil mi? Yerel saatle 14.30'da. Yani bizim saatimizle 15.30'da varmış olur. Teşekkür ederim.
Rica ederim, iyi günler. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen mesaj bırakın. Alo, Cemil. İnince ara lütfen. Lütfen dikkat. TK-29 sefer sayılı Londra'dan gelmekte olan... Bak İlyas, bir şey unutmayalım iskelede. Polis telaş etme yok. Canım, bakar seni. Beni burada unutsanız çok sevineceğim. Bak, temizliği yapalım, ben döneyim ha, olur mu? Paşalar yokken ne iş olacak ki evde? Bana ihtiyacın olmaz. Boşuna çeneni yorma. Telefonun çalıyor. Lamia arıyor. Efendim Lamia. Macide abla. Cemil Zürih'te hangi hastaneye yatacak? Bilmem. Adres bırakmadılar mı sana? Ne adres ne telefon numarası. Bir şey bilmiyoruz biz. Doğru söyle ne olur. Vallahi bilmiyoruz Lamia. Biz Zürih'e gittiklerini biliyoruz o kadar. Peki tamam. Biz gidiyoruz. Siz de evi kapatın, adaya gidin dediler bize. Başka da hiçbir şey demediler. Anladım. Kapattık, gidiyoruz biz de. İskeledeyiz şimdi. Sen nereye gittin öyle koştur koştur? Havaalanına mı? Görüşürüz sonra, hadi bir haber alırsan ara. Tamam, ararım. Alana mı gitmiş? Bilmiyorum, cevap vermedi. O mektupta ne yazıyordu, daha çok merak ettim şimdi. Okuyunca aklı başından gitti. Kim bilir? Bir okutturmadın aşk olsun. Şimdi öğrenmiştik her şeyi. Bize ne? Üstümüze vazife mi? Yürü. Hadi gidiyoruz. Cemil nerelerdesiniz? Merak ettim. Ara beni. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen mesaj bırakın. Gel. İstediğiniz dergileri aldım. Ha, bırak şöyle. Nerede sizinkiler? Evi arıyorum, kimse yok. Cemil'le Sayıp Bey'e de ulaşamıyorum. Bizimkiler adaya gitti. Cemil'ler de mi? Onlar yurt dışına gittiler ya. Aa! Bilmiyor muydunuz? Yo. Ne ara gittiler? Hiç haber bile vermeden. Allah Allah. Ben de dün öğrendim. Sayıp Paşa Cemil Bey'i Zürih'te hastaneye yatıracakmış. Ha, insan haber vermez mi? Biraz önce konuştum Bilal'le. Yeni kalkmış uçakları. Şu anda havadalar. Ben de sizinle bir şey konuşacaktım ama. Gülay Adada ben burada zor olacak. Yaz gelmeden nikah yapalım diyorum. İki ara bir derede konuşulacak şey mi bu? Dur şimdi, sonra konuşuruz. Alo. Lamia, Cemiller gitmiş. Evet, gittiler. Aşk olsun. Hadi onlar söylemedi. Sen niye haber vermedin? Yeni öğrendim ben de. Havaalanına koştum ama yetişemedim. Sana da söylemediler demek. Niye böyle yaptı bunlar? Bilemiyorum. Dur bakalım. İnsinler de bir hele, ararım ben. Orada hastaneye yatacakmış Cemil. Öyleymiş.
Hadi bakalım hayırlısı. İyi olur inşallah. Bakalım inşallah. Hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Şimdi sana sahip olabilmem için bana mucize gerek. Ben kızımı parka götüreyim biraz. Ah, iyi olur. Hava alır çocuk. Ben üstünü getireyim hemen. Parka gidelim mi kızım? Hı? Gezelim mi güzel güzel? Canım kızım. Aman da babası nereye götürecekmiş kızımı? He? Ay, nasıl anlıyor bakın. Şu bizim arka taraftakine gidin. Temiz, rahat. Çok seviyor Melek orayı. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Altı temiz nasıl olsa. Rahat rahat dolaşırsınız. Hadi baş baş yap teyze. Ay baş baş. Ay canım. Merhaba. 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 Melek. Ne haber tatlım? Parka gidiyorlar. Oo küçük hanım. İyisiniz. İşiniz erken bitmiş bugün. Bizim boş günümüz bugün. Çekim yok. Set tatil. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yanlış bir şey mi söyledim? Uf, yok. Benim hatam. Efendim? Ya Lamia, ben kötü bir şey yaptım. Ne oldu? Kenan Bey'e sete gideceğini söyledim. Çıkarken de Umut'la karşılaştı. Çalışmadığınızı söyledi. Yalanımız çıktı yani. Bir şey dedi mi? Yok. Ama bozuldu biliyor yalan söylediğini. Tedbirini al diye aradım. Nerede o? Evde mi hala? Meleği parka götürdü. Hemen şu bizim arka taraftaki var ya oraya. Biraz hava aldıracak. Sen neredesin? Dönüyorum ben yoldayım. İyi tamam. Çabuk gel hadi canım. Bir şey mi unuttu? Merhaba, temizlik için geldim ben. Ha, gel. Elmas'ın yerine beni gönderdiler. Hani yok mu seninki? Kim? Bebek. Yok. Aman bir şey kırıp dökmeyeyim de beni de attırmasın Lamia Hanım. İşine bak sen hadi. Ne istedi Elmas'tan? Yazık kız işsiz kaldı. Köyde çocukları var. Onlar orada, o burada. Hepsi perişan olacak şimdi. Tokaç'ın halinden anlamaz tabii. Arka odalardan başla istersen. Allah sana kolaylık versin. Kim bilir çocuk bakıp 3 kuruş kazanacağım diye ne çekiyorsun o cadının elinden? Bana baksana sen. Ben bakıcı değil Lamia'nın ablasıyım, bu bir. Elması işten Lamia attırmadı, bu da 2. Sen de bilmediğin işlere burnunu sokma, bu da 3. Hadi bakayım şimdi işinin başına, hadi.
Efendim? Kim? Tamam, gelsin. Namık, bu ne sürpriz? Habersiz geldim, kusura bakma. Rica ederim. Hoş geldin. Çıkıyor muydun? Evet, otur otur. Çok kalmayacağım. Yakında bir işim vardı, uğramadan geçmeyeyim dedim. İyi yaptın. Ne içersin? Bir şey içmem, sağ ol. Nasılsın? Gayet iyi. Basından alıyorum haberlerini. Diziler, reklamlar derken şirketin adı epeyce duyuldu. Çok çalışıyorum. İnsanın kafası rahat olunca işine daha iyi konsantre olabiliyor. Sizin işler nasıl? Toparlanabildiniz mi? Krizle mücadele ediyoruz. Bakalım. Aşacağız tabii. Bence önce Cavidan Hanım'ın kendi içindeki krizi aşması lazım. Çiçek size efendim. Teşekkür ederim. Diğerlerini yanına bırak lütfen. Çok affedersin. Hemen geliyorum. Umut, çiçeğini aldım. Teşekkür ederim. Çok sarısın. Bak sen. Halbuki albüm projesinin arkasında senin olduğunu öğrenince kendisi arayıp teşekkür etmeliydi. Değil mi? Bütün o turneleri, konserleri de sen organize ettin öyleyse. Kenan'ın dibe vurmasına seyirci kalamazdım. İtiraf et. Bu da Lamia'ya karşı verdiğin savaşın bir parçasıydı. O da var tabii. İyi cesaret. Geri tepeceğini bile bile maddi gücünü silah olarak kullandın. Of, Ahmet Bey de çok dikkat ediyordu. Kenan kimden öğrendi çok merak ediyorum. Sen biraz önce bana söyleyene kadar benim haberim bile yoktu. Ay tamam canım. Sen de alınma hemen. Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Eski Kenan olsa eser gürlerdi. Bu sefer tepki vermedi. Devam kararı aldı. Aslında bu iyi haber. En azından bana öfkeli değil. Sessiz kalması daha ürkütücü değil mi sence? Kenan'ı ben de tanıdım az çok. O böyle bir şeyi kolay kolay kabul edebilecek biri değil. Başka bir düşündüğü var kesin. Bunu öğrenmek benim için zor bir şey değil. Hadi gel bakalım. Hop! Kardeşe bak. Anne. Merhaba. Çekimin erken mi bitti? Bugün çekimim yoktu. Suzan Hanım bana öyle söylemedi. Yanlış anlamış. Aradı değil mi? Koşa koşa geldim ona. Lütfen. Moralim çok bozuk. Tartışmak istemiyorum. Affedersin. Allah kavuştursun değil mi? Kenan.
Lütfen. Onu uğurlamaktan geliyorsun. Bundan başka ne diyebilirim ki sana? Sıkıldım artık ben bu gereksiz tartışmalardan. Gel kızım, susamışsındır. Suzan Hanım'ın yalan söylediğini anlayınca... Yalan değil, yanlış. Her neyse. Beni görmek istemediğini düşündüm. Sen beni görmeye mi geldin? Ben Meleği görmeye geldim. Hadi ellerini temizleyelim kızım. Cavidan'la konuştum. Sana yaptığı çirkin oyun hakkında düşündüklerimi söyledim. Seni bir daha huzursuz etmeyecek. Teşekkür ederim. Artık ne yaparsa yapsın aramıza giremeyeceğini biliyor. Bu bana yaşattığının etkisini silmeye yetmiyor ama. Ben yaşadığım bütün olumsuz durumları unutmaya çalışıyorum. Sen de unut. Unutmak zaman istiyor Kenan. Zaman. Bizim hala zamana ihtiyacımız var. Ne alırsınız? Ben bir su alayım. Peki efendim. Sıkıldın mı? Yok. Doktor hanım bana bütün kliniği gezdirdi. Bayıldım vallahi. Mükemmel bir tesis. Ayrıca böyle bir yerin psikiyatri bölümü başkanı olduğu için doktorumuza da gurur duydum. Teşekkür ederim. İnşallah geldiğimize değecek. Yarın sabah erkenden fizik tedavi programını alacaklar sizi. Biz öğleden sonra grup terapisiyle başlayacağız. Tamam. İlk hafta programımız çok yoğun. Benim başka işim yok. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Çıkıyorum ben. Yok, sağ olun. İyi akşamlar, sabah görüşürüz. İyi akşamlar doktor hanım. Ben yaşlı biriyle karşılaşacağız sanmıştım. Gencecik, cici bir hanımmış. Vallahi bravo. Telefonumu verir misin lütfen? Ha, dolapta. Ceketimin cebinde kaldı. Sağ ol. Çok güzel yer. Çok, çok. İki sesli mesajınız var. Alo, Cemil. İnince ara lütfen. TK29 sefer Lamia alana gelmiş. Mesaj bırakmış. İnince ara diyor. Ara sen de. Alana da gelmiş bak. Buraya da gelir. Çağır. Meleği de alsın gelsin. Ne güzel olur. Ara hadi ara. Hayır. Aramayacağım. Sesini duymak bile acıtıyor canımı. Daha fazla acı çekmek istemiyorum.
Hayır. İçim tuhaf oldu valla. Ne içli yazmış. Ben de çok kötü oldum okuyunca. Yazık bu adama. Açmadı telefonunu hala. Arıyorum, kapalı. Mesajımı da almadı herhalde. Alsaydı arardı. Dur bir daha deneyeyim. Alo, Cemil, inince ara lütfen. Meşgul, açmış telefonunu. Çalıyor. Açmıyor. Kapattı. Konuşmak istemiyor benimle. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Açıp konuşsana. O da merak ediyordur şimdi. Merak edilecek neyim var baba? Yatıyorum işte. Bak şimdi. Niye geldik biz buraya? Baba lütfen. Lütfen. Tekrar tekrar aynı lafları duymaktan bıktım. Kimse de merak etsin istemiyorum. Bırak. Bırak üstüne gitme. Niye konuşmuyor benimle? Kızım, o seni unutmak için gitti ta oralara. Yaralarını sarmaya gitti. Arayıp da deşme işte. Gördün neler neler yazmış. Nasıl aşık sana. Şimdi senin ona atacağın her adımda ümitlenecek. Sen merhametle minnetle arıyorsun ama o senden bunu beklemiyor ki. Yanlış anlar, başka anlamlar yükler. Ümitlenir adam. Sonra yine reddedilince daha beter olur. Yapma. Yazık. Madem uzak olsun istiyor, bırak olsun. Madem unutmak istiyor, bırak unutsun. Onun için en iyisi bu. Yüzük mü? Hı hı. Lamia'ya mı aldın? Evet. Bugün verecektim, olmadı. Neden diye sormayacağım. İyi edersin. Konuşmayayım diyorum, dayanamıyorum. Hiç akıllanmıyorsun abi. Şu anda böyle şeylerle meşgul olmaman lazım senin. Böyle şey dediğin ne? Benim hayatım. Başka önceliklerim var şimdi. Albüm hazırlığındasın. Seni üzen, yoran şeyleri bırakıp ona yoğunlaşman lazım.
Evlilik ciddi bir karar. Bu kadar ani olmamalı bence. Ani mi? Yıllar oldu Afife. Çocuğumuz doğdu, büyüdü. Ama hala rayına oturmadı ilişkiniz. Oradan oraya yalpalıyorsunuz. Farklısınız çünkü. Melek'ten başka ortak bir şeyiniz yok. Vakit kaybediyorsun onunla. En verimli dönemlerini ziyan ediyorsun. Bir an Cavidan konuşuyor zannettim. Hiç haklı olabileceğimizi düşündün mü? Bir de buradan bak bakalım. Neden bu kadar karşı çıkıyoruz? Biz senin göremediklerini görüyoruz abi. Mesafeler büyüdü. Uzaklaşsın işte istediğin kadar. Suzan abla haklı. Ben sana acıdan başka bir şey veremem. Yaralarını bana iyileştiremem. Madem bir ümit veremiyorum, bir ışık olamıyorum hayatına, uzaklaşmak en iyisi bu durumda. Lamia, gel kızım, dizin başladı. Tu te fais semblance. Il manque juste mon numéro d'assurance sociale pour être bien sûr que c'est moi. C'est quoi cette affaire là ici là? Je manque de maturité émotionnelle. Non. J'entendais ronfler, je dormais. Şayk Hanım merak etmiştir, bir arayayım ben. Merak etse o arardı. Rahatsız etmekten çekinmiştir. Benden bekler şimdi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne oluyor? Alo? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz valla. Geldik işte. Nasıl geçti yolculuğunuz? Yerleştiniz mi yerinize? Evet. Her şey yolunda gitti. Sorun yok. Sevindim. Ben meşgulsünüzdür diye aramadım. Yanlış anlamayın. Yoksa aklım hep sizdeydi. Tahmin ettim canım. Meltem Hanım'la tanıştınız mı? Evet. Sağ olsun, çok ilgilendi. Yarın sabah tedavi başlıyor. Bakalım. Cemil'cim nasıl? İyi. Rahat şimdilik. Çok beğendik kliniği de. Her şey güzel ama... İşte. Hayrola? Çok içten geldi o işte. Daha şimdiden bir garip hissetmeye başladım ben. Yalnızlık duygusu çöktü gelir gelmez. Yabancı yer, yadırgadınız tabii. Geçer, alışırsınız. Buralara alışmak kolay da... sizin yokluğunuza alışmak zor galiba. Alo, Şayka Hanım? Buradayım. Sık sık arayın beni. Lütfen. Sesinizden mahrum bırakmayın. Tabii, ararım. Ararım tabii. Teşekkür ederim.
neden? Bırak beni ne olur. Daha fazla acı vermeyelim birbirimize. Seni seviyorum. Yapma. Daha da zorlaştırma. Bırak gideyim. Önce beni sevmediğini söyle. Söyle öyle git. Sevmiyorum. Selamı var. Sağ olsun. İyiyim, iyiyim. Yüzün gülüyor. İyi bari. Birimizin keyfi yerinde olsun. Nasılmış Şahik anne? İyi miymiş? Bak Sevzi'ye, bak Sevzi'ye. Seni böyle güldürecekse söyle. Bence bir sakıncası yok. Ağzın alışsın diyorsun. Sen söyleyeceksin. İyi olduklarını öğrendim. İçim rahatladı. Hepsi bu. Nereye gittiklerini niye söylemiyorsun? Çünkü Sahip Bey'e söz verdim. Niye bunu sır olarak tutuyorlar anlamıyorum. Öyle istiyorlar. Basına sızar diye korkuyorlardır belki. Olabilir. Belki de sen de bilmiyorsun. Bir bana söylediler. Lamia bile bilmiyor nereye gittiklerini. Lamia bile ha? Bakıyorum sen de önem vermeye başladın Lamia'ya. Sanki Cemil Lamia'nın çok umrundaymış gibi. O Kenan'ıyla gayet mutlu şimdi. Güzel bu akşamki bölümdü valla. Yarın sen gör reytingleri. Ay kim bu şimdi? Makbule. Alo. İyi akşamlar ablacığım. İyi akşamlar kızım, nasılsın? Kötü oldum valla. Lamia bu akşam dağıttı bizi, dağıttı. Ben de bir ara ağladım. Çok güzeldi değil mi? Ay ne diyorsun? Şahaneydi, şahane. Arkadaşımdayım ben. Beraber seyrettik, bayıldık. Versene Lamia'yı bir tebrik edeyim. Tamam, seni istiyor. Alo? Lamia. Lamia kardeşim nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Çok güzeldi dizi, yine tebrik ederim. Teşekkürler. Ne güzel oynamışsın. O bakışlar nasıl duygulu. Aferin sana. Vallahi gurur duydum. Lamia, Umut Beyler geldi. Umut Altuğ mu geldi? Merhaba. Evet. Ay versene Allah aşkına, bir sesini duyayım. Ayıp olur şimdi. Hoppa. Ver ne olur, dua ederiz sana. Ne oluyor? Umut'la konuşmak istiyor. Kim? Bizim Makbule. Anneciğim. Konuşur musun? Tabii. Alo.
Umut Bey. Efendim, buyurun. Ay çok heyecanlandım, kusura bakmayın. Ay biz çok seviyoruz sizi, hayranlarız. Teşekkür ederim. Ay nefes almadan izliyoruz diziyi valla. Haftayı iple çekiyoruz. Ne güzel. Çok başarılısınız. Tebrikler. Sağ olun. Teşekkür ederim konuştuğunuz için. Kapatayım ben şimdi. Arkadaşım bayılacak. Ay inşallah bir gün kendinizi de görürüm. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Size de. Arkadaşınıza da selam. Delirdi, delirdi. Tekrar iyi akşamlar. Size de, size de. Kusura bakma. Niye bakayım canım? Ne güzel şeyler bunlar. Utandı yazık. Aman lan ya. Benim annem bile arıyor sesini duymak için. Yemeğe çıktığımızda söylemiş eşe dosta. Onlar da arıyor dakika başı. Benim hoşuma gidiyor. Benim de. Harikasın Makbule valla. Hala kalbim çarpıyor. Umut Altun da geldi, iyi oldu. Bir taşla iki kuş vurdun. Onlar komşuymuş değil mi? Öyle mi? Bir dergide okudum ben. Yeşilköy konaklarının ünlüleri diye. Lamia da Umut Altun da orada oturuyorlarmış. Ya. Bilmiyor muydun? Lamia kardeşim diyorum. Biliyorum tabii. Ha. Umut'un komşusu olduğunu bilmiyordum. Söylemedi hiç. Ondan. Makbule uyuyamaz artık bu akşam. Evet. Cemil gibi şimdi Umut'a takarmış. Aman. Cemil Paşazade mi? Bir zamanlar Makbule ile nişanlıydı. Uzun hikaye. Çay koyayım size ha? Ya da içmek için başka bir şey ister misiniz? Ben istemem, teşekkür ederim. Ha, sen? Ben de almayayım. İyi. Zaten birazdan Nazım'ı çağıracağım. Aa, gidecek misin? Ben biraz da bize geçeriz diye düşünüyordum ama. Yok, geç olur. Bu geceyi tadında bırakalım. Hemen kalkma o zaman. Tamam. Ben bir çay koyayım o zaman. Amca, Bozyaka'daki tarla vardı. Ona hesaba katmadık. Oo, o geçen kriz de gitti. Oğlum, burada yazılanlardan başka mal mülk yok. Bu da karşılamıyor ama. Ben niye bu kadar çok sıkılıyorum şimdi, anladın mı? Keşke daha önceden anlaşmalı olarak boşansaydık da malları benim üzerime yapsaydın. Şimdi böyle sıkılmazdık işte. Geçti o devirler hanımefendi. Öyle anlaşmalı manlaşmalı işler yok artık. Ne bağırıyorsun? Çocuk uyanacak. Sen de sinirimi bozma o zaman, tamam mı? Her seferinde üstüme yapsaydın, keşke boşansaydık. Öyle bir niyetin varsa bunu bahane etme. Vereyim vekaletnameyi, boşan rahat rahat. Ben onu mu diyorum? Boş konuşma o zaman bari. Amca lütfen. Ya durup durup asabını bozuyor insanın be. Uzatma Şükrü. Akıl verdim sadece. Akıl verme. Varsa para ver. Olmadığını biliyorsun. Yahu sus o zaman be. Komşular geldi bak. Aa. Merhaba. Gülay. Sürpriz yaptım. Gelsene. Gel. Aa. Gülay. Ne işin var senin bu saatte? Adaya gitmediniz mi siz? Geçsene kızım, otursana. Teşekkür ederim. Geç oğlum sen de. Hani bugün adaya gitmiştiniz? Ben geri döndüm. Senden ayrı kalmak istemedim. Hoppala. Kızım, annenlerin haberi yok mu yoksa? Var.
Emin misin? Başımıza iş açılmasın sonra. Yemin ederim var. Bana geleceğini biliyorlar mı yani? Bağırdılar, çağırdılar. Sonra da ne halim varsa gör dediler. Çıktım. Neyse. Konuşurum ben onlarla. Pazartesi falan nikah işlemlerine başlarız diye düşündüm. Tabii tabii. Bakarız. Şimdi de evlenmenin tam zamanı ya. Aa, olur mu Şükrü? Yapıverirsin bir düğün. Onu da ekle listene. Kusura bakma Gülay, ben yatıyordum zaten. Hadi size iyi geceler. Buyurun Nimet Hanım. Tamam. Tamam, şimdi çıkarım. Benim namiyalardan Nimet Hanım almam gerekiyor. Ben de gelebilir miyim? Gel hadi. Yolda durun, bir kez daha konuşuruz Nimet Hanım'la da. Enise'ye kızıyorum ama haklı bir yerde çocuklar. Bu sene evlenmek için bana hiç güvenmeyin. Biliyorsunuz durumu. Biliyoruz, biliyoruz. Hadi. Herhangi bir konuda uzun uzun konuşmuyor artık. Ben ancak bana ne tebliğ edilirse onu uyguluyorum. Albümü benim desteklediğimi duyunca ne yaptı peki? İtiraz etmemesine çok şaşırdım. Aslına bakarsan ben de çok şaşırdım. Ama abim son günlerde o kadar değişti ki. Üstelik senin desteğin çok doğru bir zamanda geldi. Buna itiraz etmemesi normal. Altından başka bir şey çıkmasın da, biliyorsun, durup durup başka şekilde patlar. Hayır hayır. Şu günlerde dikkati başka yönde. Nerede? Lamia Cemil'den ayrıldıktan sonra uzun zamandır beklediği gün geldi sonunda. Bir araya mı geliyorlar yine? Bugün yüzük almış. Evlenme teklif edecek. Kahve içmeyi son kez teklif ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ama bu gece imkansız. Zaten şoför de geldi. Şansımı denedim. İyi akşamlar. Artık adımlarına dikkatli atıyorsun. Sütten ağzı yanan misal, ne yapayım? Korkuyorum. İyice tanımadan yaklaştırmayacağım yanıma. Aferin. Melek, hadi gel seni de öpeyim. Ah, kızım mektup almış. Ah. Kızım, nereden buldun sen bunu? O ne? Bir şey değil. Ah. Merak etme İlyas Efendi. Kızın emin ellerde. Hiç merak etme. Ben varım. Çok üzmüşsün onları. Dedim ben sana. Tamam, oldu. Hadi rahat uyuyun. İyi geceler. Ne oldu? İlyas Efendi dayanamamış aradı. Sana çok kırılmışlar. Hı. Aman çocuklar. Benim başıma iş açmayın Allah aşkına. Zaten nişanlısınız. Biraz daha sıkın dişinizi. Annenizi babanızı üzmeden evlenin. Merak etmeyin.
Sizi utandıracak bir şey yapmam. Nimet Hanım'la da konuştuk zaten. O Nazım'a yardım edecek. Mesele yok o zaman. Allah misut etsin. Lamia'yı gördünüz mü? Hayır. Biz aşağıda bekledik. Nimet yalnız mı döndü eve? Tabii. Bugün içimde adını koyamadığım bir his var. Sanki ödev hazırlamam gerekiyormuş da hazırlayamamışım gibi bir sıkıntı. Tariflendiremediğim bir hayal kırıklığı içindeyim. Bugün Kenan da çok farklıydı sanki. Ağzını açtığında farklı bir şey söyleyecekmiş ama vazgeçiyormuş gibi geldi. Gözlerini kaçırdı hep benden. Hayat her gün yeni bir sürpriz hazırlıyor. Ama ben artık şaşırmak istemiyorum.
Aradım. Suzan abla artık seni aramamam gerektiğini söylüyor. Senin de istemediğini biliyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum sana. Sana güveniyorum. İyileşeceğini biliyorum. O mucize zaten sende. Başaracaksın. Buna en çok ben inanıyorum. Alo. Onu diyorum. Ben halledeceğim. Bir nikah kıyarlar değil mi? Ha yazın olmuş ha şimdi olmuş. Zaten önümüz yaz. Adada olacağız hepimiz. Aman bizim ne olacağımız belli değil. Adadaki ev de satılacak biliyorsun. Dur bakalım. Çıkmadık candan umut kesilmez derler. Bizim canımız çoktan çıktı. Çoktan. Söyleme öyle. Aman. Yok. Benim sinirimi bozmak için söylüyor. Duramaz ki. Al işte. Bu da avukat. Hadi kalk. Dışarı çıkalım. Yürüyelim biraz. Açılırsın. Efendim Sami Bey. Ay yok canım istemiyor. Çıkın vallahi ben evi toparlarım. Nasıl oldu bu? Hadi. Ay istemiyorum. Ne? Bu pazartesi mi? Allah kahretsin. Ne oldu? Tamam teşekkür ederim. Allah kahretsin. Haciz geliyor. Ne zaman? Ay başıma bıçak saplandı. Benim avukat mesajla sorgulama yapmış. Pazartesi günü haciz geliyor. Ay öldüm ben. Ay başım. Yenge. Ay başım. Enise yapma. Yenge. Ay vallahi beynime bıçak saplandı. Su getir su. Hadi. Bittik. Resmen bittik. Ay başım. Günaydın Enise Hanım. Evet. Efendim. Lamia Hanım iyi günler efendim. Bir misafiriniz var. Kim? Makbule Sönmez. Makbule gelmiş. Verin ben konuşayım. Tabii bir saniye. Lamia'cığım. Merhaba Makbule. Size ulaşmak ne zormuş ya. Kaçıncı kat? Üçüncü kat. Tamam geliyorum. Misafiriniz geliyor efendim. Tamam bekliyoruz. Teşekkürler. Allah Allah. Nereden bulmuş burayı? Ne bileyim. Bu apartman. Günaydın efendim. Günaydın. Umut Altın'sınız siz. Merhaba. Ay ben hani dün gece telefonda konuşmuştuk ya. Lamialardan aramıştım hani. Aa Makbule'ydi değil mi? Ay şimdi bayılıp düşeceğim. Adımı da unutmamışsınız. Memnun oldum görüştüğümüze. Ya ben okumuştum kolunuzu. İyisiniz değil mi? İyiyim. Teşekkür ederim. Askı bile yakışıyor.
Teşekkür ederim. Ben sizi tutmayayım. Lamia'ya gidiyorum ben de. Sübit aldım kahvaltıya. Ha, güzel. Hoşçakalın. Güle güle. Ay. Dün gece beni aradı. Hı hı. Üçüncü kat efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Umut Bey. Merhaba. Merhaba İlmaz. Biliyorsunuz kovdular beni. İşten çıkarıldığını duydum, evet. Lütfen Lamia'ya söyleyin. Lamia Hanım'a. Yemin ederim ben ekmeğimin peşindeydim. Ona zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Kötü bir niyetim yoktu. Vallahi billahi. Bu konuda ben sana yardım edemem. Haksız yere işimden oldum. Ne olur bir şeyler yapın. O konuşursa durum belki düzelir. Lütfen. Kusura bakma ama işten ayrılmanı Lamia istemedi. Bu yönetimin kararı. Ben bir şey yapamam. Ama o... O da yapamaz. Üzgünüm. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Estağfurullah. Hoşça kal. Nereden çıktın sen ha? Nasıl buldun burayı? Sonra Bağdat bulunur. Ay canım benim. Güzel meleğim. Gelsin ablasına bakayım. Oo. Nasıl da özledim seni. Simit getirdim. Kahvaltı etmediniz değil mi? Etmedik. Hep birlikte ederiz şimdi. Zahmet etmişsin. Ben bunları fırına koyayım. Çaya da bakacaktım zaten. Siz oturun. Ay, çok büyümüş bu Lamia. Ne kadar özlemişim. Seni televizyonlardan falan görüyoruz. Hasret gideriyoruz ama melek burnumda tutuyordu valla. Kim gelmiş kızım? Adım bile geçmiyordur ki bu evde. Nereden bilsin çocuk? Makbule de bakayım. Makbule. Ha? Hiç konuşmuyor mu? Tek tük konuşuyor. Baba diyor, anne diyor, mama diyor. Baba nerede kızım? Baba. Cemil'le boşanmışsınız. Kenan'la evlenecek misiniz hemen? Aa, gelir gelmez ahiret sorularına başlama hemen. Havadis alıyorum, ne var? Bir nefes al önce. Ne diyor bunlar kızım? Hop. Aman. Yavaş. Aşk olsun, düşürür müyüm? Siz de gidecek misiniz İngiltere'ye? Nereden çıktı İngiltere? Kenan Bey iki aylığına gidiyormuş ya. Sizi götürmüyor mu? İş için mi gidiyor? Evet. Albüm kaydı için. Haberiniz yok mu? Hayır, bana söylemedi. Neden? Aranız mı bozuk? Yok. Belki arada Cavidan Hanım var diye söylememiştir. Neyse, siz benden duymuş olmayın. Cavidan Hanım'la ne ilgisi var? Aa, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. O ayarlamış o işleri. Bilmiyordum. Aslında ben de şaşırdım. Madem ayrıldınız, hala ne diye iş peşindesiniz, öyle değil mi? Hadi siz oturun. Melek yemişti zaten, ben ona yatırayım. Gel kızım. Bana bak, bunlar yine yanaşıyorlar mı birbirlerine? Durup durup uydurma bir şeyler Makbule. Aa, hadi otur. Efendim? Abi, yürüyüşe mi çıktın? Hayır, işlerim var, arabaylayım. Anladım. Kahvaltıya oturduk biz de. Seni beklemeyelim o zaman. Yok, beklemeyin. Geç gelirim ben. Hem meleğe doğrayacağım. Anladım. Yüzük yerine ulaşıyor bugün. Görüşürüz, hadi. Hayırlı olsun, ne diyeyim artık? Hoşça kal Afife. Araba kullanıyorum. Tamam, tamam. Gelmiyor mu? Hayır. Tamam.
apartmana giriyordum. Dadan, Umut Altı. Ay resmen yüreğim ağzıma geldi heyecandan. Atlamıştır bu kucağına. Atlar mıyım? Elini sıktım kibarca. Kibarca atlamıştır. Dur dur bak şimdi. Dün gece telefonda konuştuk falan deyince... Aa Makbule demez mi? Hadi oradan. Vallahi billahi. Al bak yalanım varsa. Hatırlamıştır tabii canım. Neden hatırlamasın? Makbule unutulacak isim mi? Bir şey söyleyeceğim ama bozulma. Umut Altu kiminle flört etmeye başladı şimdi? Lamia'yla mı? Aman yok. Nereden çıkardın? Nimet'le. O kadınla mı? Ay tüh sinir oldum şimdi. Dün gece Nimet'le geldiler bize. Yemeğe gitmişler sonra da buraya uğradı. Aman aman anlatma. Duymak istemiyorum daha fazla. Dün gece burada mı kaldı yoksa? Hayır canım. Şoförü geldi. Aldı götürdü. Şoförler alıp götürsün onu. Öyle oluyor zaten. Cemil'le de hala ortaklar değil mi? Kazadan sonra durum değişti mi? Hayır canım. Niye değişsin ki? Şimdilik Nimet tek başına işi yürütüyor. Bundan sonra da hep böyle olur. Hazırlasın kendini. Cemil kolay kolay ayağa kalkamaz. Aa, o ne biçim laf Makbule? En az benim ahımdan yıllarca sürünür. Sürünsün de zaten. Oh olsun. Beddua etme. Aa, ne oluyor sana? Yalan mı söylüyorum? Yaptıklarının cezasını çekiyor. O da babası da çoktan hak ettiler bu sonu. Sayıp Bey de sürünecek gör bak. Yeter! Ayıp yaptın. Ne olursa olsun böyle konuşulmaz. Allah benim içimi biliyor. Her gece beddua ediyorum. Niye yalan söyleyeyim? Benim yanımda beddua etme. Benim evimde etme. Tamam. Ben bana yapılanlar için beddua ediyor muyum? Tamam, tamam dedim. Özür dilerim. Dolapta öbür peynirden de var Lamia. Hadi çıkar kızım. Simidin yanında iyi gider. Özür dilerim. Tamam bitti. Hava nasıl? Yağmur yoktur inşallah. Vallahi iyi. İstanbul'dan bir farkı yok. İstanbul ıssız siz gittiğinizden beri. Burası da öyle aslında. Cemil çok erken başladı terapiye. Ben de öyle buralarda tek başıma dolaşıyorum. E siz de biraz gezin şehri canım. Kapatmayın kendinizi kliniğe. Öyle de yalnız başına pek bir zevki olmuyor. Anladım. Size en kısa zamanda bir arkadaş lazım. Durun bakayım. Benim orada yaşayan bir arkadaşım var. Niye daha önce aklıma gelmedi? Hemen Nermin'e arayayım da sizi biraz gezdirsin. Eşi de çok hoştur. Gayet iyi anlaşırsınız. Ben onun için demedim ki. Hiç kimseyi rahatsız etmeyin lütfen. Ben şey için... Çok tatlısınız. Benimle ne güzel oynuyorsunuz. Aa, hayır lütfen darılırım. Asıl ben size darılacağım galiba. Uzaktan uzağa siz benimle eğleniyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Yakında oralarda olacağım galiba. Gerçekten mi? Evet. Bana da hava değişimi lazım. Başka yere gideceğime yanınıza gelirim. Çok memnun olurum. Sizi de yalnız bırakmam hem. Harika. Şimdiden heyecanlandım bakın. özür dilerim. Lafa daldım ben Cemil'i unuttum. Seansı bitmek üzere. Ah ben sizi tuttum özür dilerim. Rica ederim sonra yine konuşuruz. Sevgiler. Size de efendim.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Babam bu gülüşe akvaryum balığı yutmuş kedi gibi ne gülüyorsun derdi. Sayıp Bey'le mi konuştun yine? Evet. Belli oluyor. Cavidan, önümüzdeki hafta bana ihtiyacın yoksa ben bir kaçacağım. Sayıp Bey'lerin yanına mı gidiyorsun? Aa, oraya gideceğimi kim söyledi? Aman tamam canım, ısrar etmiyorum. Git. Ben bütün hafta buradayım. Buyurun nasılsa. Efendim. Kenancığım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba Şahika Hanım. Hoş geldiniz. Otursana lütfen. Ne güzel bir sürpriz oldu. Benim bir iki telefon görüşmesi yapmam lazım. Gelirim birazdan. Geç. Aslında ben de çok kalmayacağım. Bunları bırakmak için geldim sana. Ne bunlar? Teşekkür ederim. Albümü senin sayende çıkarıyormuşuz. Bak, bu konuda herhangi bir kırgınlığın varsa... Hayır, hayır. Kesinlikle yok. Ben karşılığını veremeyeceğim bir ticarete zaten girmem, biliyorsun. Bu konuda kendime güveniyorum. Onun için sesimi çıkarmıyorum ama... Yine de daha önce bana söylemeni isterdim. Kabul etmezdin ki. Bunu öğrenmek için bir şansımız yok nasıl olsa. Neyse, başka bilmediğim bir şey var mı? Güzel. Senin için ek bir sözleşme hazırlattım, imzaladım. Kendim getirmek istedim. Teşekkür ederim ama... Böyle bir şeye gerek var mıydı sence? Madem iş yapıyoruz, tamamen profesyonel olacağız. Peki. Bundan sonraki ilişkimiz de böyle ilerlesin. Rica ediyorum. Artık birbirimizi üzecek şeyler yapmayalım. Afife ile konuştum. Senin beni çok yakında bir kere daha üzeceğin gibi bir his var içimde. Bunun için üzülme. Zaten Lamia ile evlenmemizin kaçınılmaz bir şey olduğunu biliyordum. Hoşça kal. Sana demiştim desene. Hadi. Haklıyım de hadi. Bu konuda haklı çıkmaktan yoruldum ben. O yüzden ağzımı açmıyorum. Kenan Lamia ile evlenecek. Yüzük almış. Evlenme teklif edecekmiş. Canım, niye bir tek sen şaşırıyorsun acaba? Böyle olacağını gerçekten biliyordun. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Efendim Kenan. Oo,
Müsait misin? Birazdan gelmek istiyorum da. Tabii gel. Ben Melih'i hazırlarım hemen. Seninle konuşmak için geliyorum Lamia. Konuşmamız lazım. Dün söyleyemediğim şeyler var. Ben de fark ettim zaten. Biz de oturuyoruz. Makbule var, Suzan abla var. Birkaç dakika yalnız görebilirim ama seni, değil mi? Peki, tabii, olur. Görüşmek üzere o zaman. Ben üstüme doğru dürüst bir şey giyeyim. Bak nasıl heyecanlandı. Deli gibi seviyor bu hala Kenan'ı. Vallahi beni bile şaşırttı. Hırsı, azmi çok işimize yarayacak. Aslan oğlum benim. Öğleden sonra yine var mı? İlk günden çok yüklenmeyecekler. Yarın sabah havuz alıştırmalarıyla devam edecek. Harika. Est-ce que vous êtes confortable? Oui, merci. A tout de suite. Merciler. Dinlenin şimdi. Sonra bizim seansımız başlayacak. Teşekkür ederim. Meltem Hanım çok memnun bugünkü performansından. Aferin aldım yani. Ha gayret oğlum, ha gayret. Buradan koşarak çıkartacağım seni. Yavaş. O kadar büyük hayallere kapılma. Beni de umutlandırma. Ama olmayacak şey değil, biliyorsun. Şu an maraton koşmuş kadar yorgunum zaten. Bacaklarım kıpırdamadı bile. Yolumuz çok uzun baba. Biliyorum. Ama pes etmek yok. Bugün pes. Tamam. Hadi sen dinlen. Pijamalarını giydirsinler mi? Uyanınca çaldır telefonumu. Ben yandayım zaten, bir yere gittiğim yok. Şimdi baba gelecek, kızım misler gibi olmuş diyecek. Ne güzel olmuş diyecek. Hadi Makbule, biz de içeri geçelim. Tamam canım. Bir gelsin merhaba diyelim, sonra geçeriz. Aa, üzme beni. Geldi. Makbule. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba. Kızım. Canım. Merhaba. Merhaba.
güzel olmuşsun sen. Annen seni ne güzel giydirmiş böyle. Belki sonra gezmeye gidersiniz diye. Gideriz tabii. Sen de çok hoşsun. Aman canım, öyle işte. Neredeler? Suzan abla içeri götürdü çeke çeke. Konuşacağız deyince. Dün anladım, bir şey söyleyecek gibi bir halim vardı ama. Sonra bana öyle geldi belki de dedim. Vardı aslında. Ama bugün bir şeyler duydum. Makbule gelince anlattı yani. İngiltere'ye gidiyormuşsun. Evet. Bunu mu söyleyecektin? O konu da var tabii. Cavidan'la ortak olmuşsunuz. O da ayrı konu. Ortak falan değiliz. Albümü çıkarmak için yardım ediyormuş. Ben de yeni öğrendim. Anladım. Ne zaman gidiyorsun? Sana bağlı. Eğer biz de geliriz dersen, dizinin tatile çıkmasını beklerim, beraber gideriz. Kaydı biraz daha ertelerim. Hem hep birlikte oluruz, hem siz de tatil yaparsınız. Dolaşırız fırsat buldukça. Bilemiyorum. Müsaade eder misin kızım? Anneye bir şey vereceğim. Ne konuşuyorlar, çok merak ettim. Yapma Allah aşkına Makbule. Üf, yüreğimi tüketme. Benden zaman istediğini biliyorum. Ama benim beklemeye tahammülüm kalmadı artık. Benimle evlenir misin Lamia? Pardon. Alo? Cemil.